Şimdi sizinle ilgili her şey söyleniyor ama mesela Nazlıca çıkarcı denilemiyor. Niye denilemiyor? Çünkü şu an çıkar mazlumun, ezilenin yanında değil. Gücün yanında. Çıkar orada. Yani şu an isteseydiniz uçaklardan inmezdiniz. Köşelerde güzel güzel yerleriniz de olurdu. Hani bir numunesiniz ya, o açıdan soruyorum. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Yani derdiniz ne? Niye böyle hani kendinizi sıkıntıya atıyorsunuz? Siz şimdi çıkarcı denilemiyor diyorsunuz ama maalesef o aktroller ordusu var. Bir de Ergenekon yardakçıları var. Onlar tabii öyle diyorlar. Yani sen her zaman güçlünün yanında olduğun gibi örnek olarak sözde işte 12 Eylül. Halbuki ben orada da askerin karşısında Süleyman Demirel'in yanındaydım. Zincir bozan olaylarını birlikte yaşadık. Tercüman Gazetesi 3 defa kapatıldı. Ben cezaevine girdim ama maalesef böyle haber üretebiliyorlar. Bunun gibi işte sen parayı ne zaman nerede görürsen onun yanına girersin. Böyle diyenler de maalesef var. Hala zannediyorlar ki biz para karşılığı bu işleri yapıyoruz gibi. Orada ben Merve'nin yanında durduğum zaman da işte o zaman asker yardakçıları vardı. Onlar da İşte kaç para alıyorsun Erbakan'dan, kaç para alıyorsun bilmem ne işte bu radikal İslamcılardan gibi. O bakımdan bunların iftirası, pisliği, kirliliği bitmez. Ama ben kendi vicdanıma karşı rahatım ve tabii ki gün geçtikten sonra bunlar berraklaşıyor. Şöyle ben 27 Mayıs'tan gelen bir şeydir bu benim. Biz 27 Mayıs'ta babam cezaevine girdi. 27 Mayıs askeri darbesine muhatap olan Demokrat Partili milletvekillerinden biriydi. Bakanlık da yapmıştı. O zaman da bizim yanımızda olan çok hoş insanlar vardı. Hiçbir menfaati olmadan sırf Demokrat Parti'ye yapılan bu haksızlık sebebiyle, hatta hiç unutmuyorum Veysi Selimoğlu bir mimar, Galatasaray mezunu, hep siyah kravat taktı, hep bizim yanımızda. Yani size nasıl destek olabiliriz diye. O zaman ben küçüktüm, yani 13 yaşında, 14 yaşında bir karar aldım. Dedim ki mağdur olanın yanında duracağım. Çünkü onlar manevi bir zenginlik kazanıyorlar. Yani bizim gözümüzde mesela ben onlara adeta tapıyordum o çocuk halimle. O kadar hayrandım ki ya bu insanlar. Yani nasıl bizim etrafımızda oluyorlar? Tabii bu da bir aslında çıkar oluyor. Bir manevi zenginlik kazanıyorsunuz. Bir hayır duası alıyorsunuz. Yani ben o zaman daha ne olacağım belli değilken dedim ki bir gün eğer bir pozisyonda olursam, böyle bir imkanım olursa ben bilmiyorum ne olacağımı o zaman. Damdösyon'da okuyorum. Ben de hep mağdurun yanında olacağım sözünü verdim. Ve yani Allah'a şükür Allah da bu fırsatı bana verdi, bu sözümü tutma fırsatını.